Haber sitelerindeki çıkan hatalı basın paralardan dolayı bende bir tik oluştu. Gelen paraları her gün kontrol ediyorum neredeyse. Bir baktım 50 TL'nin sıfırın olmadığını fark ettim. Ve bankaya gittim. Bankada sahte olup olmadığını kontrol ettirdim. Ve paranın gerçek olduğunu görmüş oldum. Ve ben de koleksiyonculardan internete de paranın resmini gönderdim. Satılması ve teklifleri almak adına. Koleksiyonculardan bu 50 TL için sıfır olmayan hatalı basın para için teklifleri bekliyorum. Yani tahminim 50 bin lira gibi bir rakam istiyorum. İnşallah hayırlısı olur. Şimdi haberler çıkan haberleri görünce birazcık araştırdım olayı. Koleksiyoncularda bu hatalı para nasıl oluyor, nerelerden oluyor? Bunları araştırdıktan sonra bende bir tik oluştu. Elime geçen bozuk kağıt her türlü parayı seri numarası ya da TC kısmının işte yamuk basılması ya da demir paralardaki hataları bulmaya çalışıyorum. Hatta seri numaralarını kontrol ediyorum. Acaba bir yerde bir yanlışlık bulabilir miyim diye. Şu an bunu yakaladım. Bundan sonraki süreçte de başka neyi yakalayabilirim ya da nasıl bir şey bulabilirim onu araştırmaktayım. Hala koleksiyoncular hangi paraları değerlendiriyor ya da hangi paralar değerli onları kontrol ediyorum, araştırıyorum. Bir araştırma içerisine girdim. Aslında koleksiyonla alakalı hiçbir bağlantım yoktu ama çıkan haberlerden sonra bende para koleksiyonu oldu. Eski paraları toplamaya başladım. Koleksiyon yapayım diye. Aynı zamanda da hata varsa o hataları bulmaya çalışıyorum.